şimdi peki yani dans eğitimleri hızla devam ederken sizin gelecekte bir yurt dışı yarışması bir şeyler var mı? Biz artık yarışmıyoruz tabii. Hani yaş öyle olarak da bunu evet, sportif olarak yapıyorsunuz. Bunun bir şeyi var mı? Mesela bu yaştan itibaren. Ya aslında yok, o size bağlı. Hani isteğinize bağlı. Şimdi daha çok artık hani yarışmak yerine öğrencileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Hakemlik yapıyoruz. Aynı zamanda şey olarak da düşünebilirsiniz. Hani bir profesyonel mesela futbol takımında orada sporcular kaç yaşına kadar yarışıyor ortalama? 35 mi? 35. Evet. Yani evet, çok istisnai durumlar var. Tabii, ama yani bunun hani ortalaması 35. Bizde daha da aşağılarda. Bunu mesela bir 800 metreci gibi düşünmek lazım. Şimdi siz 35 üstünü geçmişsiniz. En nihayetinde fiziksel olarak çok güçlü olsanız bile yarışacağınız kişi 18-20 yaşında. Ya onların evet, performansı. Tabii şimdi onlar aynı şeyde olamazsınız. Yani işte tecrübe olur, şu olur ama tabii biz mesela dansa zaten 20 yaşında başlamışız. Bizim rakibimiz 4 yaşında başlamış. Ya. Onun için dedim hani sizde de sanki böyle çok 4-5 yaşında başlamışsınız gibi. Demek ki fiziksel Türkler, olarak çok Türkler yetenekli. Genel olarak Türkler dansa çok yetenekli. Ya yani biz kapı cıgırtısına gıcırtısına evet, neyse işte aynen, oynuyoruz yani. Aynen, böyle öyle bir şeyliğimiz var.